Ne tanrı, ne efendi. Anarşizm nedir? Anarşi kavramı insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Bu sözcük Grek döneminde kullanılan anarchos kelimesinden gelir. Anöneki, sız ya da sis sonekine denk düşer. Archos sözcüğü ise hükümdar, yönetici anlamına gelir. Anarchos, yöneticisi olmayan toplumları ifade ederken kullanılır. Orta Çağ Latincesinde sözcük anarchia haline geldi. Anarşist, eşit hakların olduğu, hakimiyetsiz, özgür bir toplum benimser. O her tür hakimiyetin yok edilmesinden yanadır. Bu amaçla devlete, kiliseye, sermayeye ve egemenlik ideolojisinin her türüne karşı mücadele eder. Her zaman ve her yerde ezilenlerin yanında yer alır. Aynı zamanda gelecek toplumun kurumsal ve eylemsel biçimleriyle yakından ilgilenir. Bu, egemenliğin, otoritenin, sömürünün olmadığı bir toplumdur. Alışılmamış ilişkilerin şekil kazandığı, rekabetin, emir-itaat ilişkisinin olmadığı, bunun yerine dayanışma, karşılıklı yardımlaşma ve özgür sözleşme esasına dayalı bir toplum. Anarşizm, özgür olman gerektiği anlamına gelir. Hiç kimse seni köleleştirmemeli, sana patronluk yapmamalı, seni soymamalı veya sana herhangi bir şey dayatmamalı. Yapmak istediğin şeyleri yapmakta özgür olman gerektiği anlamına gelir ve yapmak istemediğin bir şeyi yapmaya mecbur kalmaman. O, yaşamak istediğin türden bir hayatı seçme ve kimsenin müdahalesi olmadan yaşama şansın olması gerektiği anlamına gelir. O, senden sonraki arkadaşının da seninle aynı özgürlüğe sahip olması gerektiği anlamına gelir. O, herkesin kardeş olduğu, kardeş gibi barış ve uyum içinde yaşamaları gerektiği anlamına gelir. Yani hiçbir savaş olmamalı. Bir grup insanın diğerlerine karşı kullandığı şiddet olmamalı. Tekelcilik olmamalı, yoksulluk olmamalı, baskı olmamalı, istismar olmamalı. Kısacası anarşizm tüm erkeklerin ve kadınların özgür olduğu, herkesin düzenli ve mantıklı bir yaşamın faydalarından eşit ölçüde yararlandığı bir durum veya toplum anlamına gelir. Anarşizm değil, anarşizmler vardır. Ortak özellikleri bütünsellikten yoksunluk, antidogmatizm, devrimcilik, çelişki ve tutarsızlığı, tutarlı kabullenme, birey özgürlüğüdür. Anarko-komünizm, anarko-kolektivizm, anarko-sendikalizm, anarko-feminizm, mutualizm, queer anarşizm, anarko-primitivizm, yeşil anarşizm, vegan anarşizm, anarko-nihilizm, anarko-bireycilik. Daha fazla anarşizm varyantları var ve bunları ve anlayamadıklarımı ileriki zamanlarda özel olarak anlatacağım. Başlı anarşist şahsiyetlerden örnek vermek gerekirse Pierre Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, Peter Kropotkin, Nestor Makhno, Errico Malatesta, Carlo Cafiero, Emma Goldman, Buenaventura Durruti, Max Stirner, Theodor Kaczynski, Daniel Guérin, Paul Ehrlich, Paul Feyerabend, Alexander Berkman, William Goldwyn Leo Tolstoy, David Graeber, Murray Bookchin, Ricardo Flores Magón, Subcomandante Marcos.